Büyük İskender'in bakışının değdiği, Selahaddin Eyyubi'nin almak için ömrünün yetmediği Mardin, süvari okçularıyla yeryüzünü fethe koyulan Timur'a teslim olduğunda takvimler 1394'ü gösteriyordu. Mardin halkı nefesini tutmuş kaderini beklemektedir. Her ele geçirildiğinde olduğu gibi yerli bir edilecektir. Sokaklardan oluk oluk kan akacak, çocuk ağlayışları ve genç gelinlerin feryatları taşın sükutuna karışacaktır. Kentteki ölümcül sessizliği bozan, bozkırdan şehre doğru at süren bir haberci oldu. Onu taşıdığı haber Mardin'in kaderini değiştirecek olan bir doğum müjdesidir. Timur'un oğullarından Şahruh'un bir oğlu olmuştur ve Türkistan'ın Sultaniye şehrinden yola çıkan bir atlı müjdeyi vermek üzere günlerdir at sürmektedir. Bu Timur torununun adı Mehmet Taragay'dır ama insanlık alemi onu ileride Ulu Bey olarak tanıyacaktır. Büyük Emir böyle güzel bir haberi almış olmanın mutluluğuyla Mardin'i bağışladı. Timur tarafından çok sevilen ve 10 yaşında evlendirilen Ulu Bey 16 yaşına geldiğinde Türkistan Hakanı'dır. Ama onun adının sonsuza dek sürmesini sağlayacak olan ne hükümdarlığı ne de bir Timur torunu olmasıdır. Ünlü bilgin Gıyasettin Cemşit Kaşi'ye göre o sultanların en büyüğü, en adili ve merhametlisi, en alimi, milletinin sahibi, Arap ve Acem sultanlarının efendisi, doğunun ve batının sultanıdır. Ama onu anlatan en güzel ifade, tahtta oturan alimdir. Ulu Bey, Timur'un sarayındaki bütün mirzalar gibi çok iyi bir eğitim alarak büyüdü. Çocukluğunu iki büyük annenin, Saray Mülk ve Şah Melik Hanımların nezaretinde geçirdi. Dedesi sonsuz ihtiraslara sahip bir cihangirken, Ulu Bey'in tutkusu bilime ve sanata yönelikti. Hocası Gıyasettin Kaşi'ye göre matematik ve astronomi ilminde derin maharet sahibidir. Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilir, müfessirlerin her ayet hakkındaki sözlerini de. Fıkıhta, mantıkta, edebi sanatlarda söz sahibidir. Çok iyi bir avcıdır, müzisyendir. Devlet işlerinden, yıldızları gözlemekten yorgun düştüğünde ya da canı sıkıldığında çok sevdiği tamburunu eline alır, şahadet parmağına altın mirasını takar. Gözlerini yumup tamburun tellerine dokunduğunda dinleyenlerin kederinin dağıldığı söylenir. İslam dünyasında matematik ve astronomi çalışmalarının bilimsel bir hüviyete bürünmesinin tarihi 9. yüzyıla kadar gider. İbadet vakitlerinin ve kıblenin doğru bir şekilde tespiti gibi pratik bir gereklilik astronomi ve matematiğe ilk ivmeyi kazandırmıştı. İşte astronominin gelişmesi için gerekli zemin, yoğun tercüme faaliyetlerinin yaşandığı ve ilk rasathanelerin yükseldiği 9. yüzyılda oluştu. Ulu Bey'in zamanına gelinceye kadar yüzlerce astronom ve matematikçi yetişti. Bağdat, Kahire, Kurtuba, Toledo, İsfahan ve Şam'da birçok rasathane yükseldi gökyüzüne doğru.
Ulu Bey'in henüz çocukluk yıllarında görüp etkilendiği dillere destan Maragarasa tanesi de bunlardan biriydi. Hülagu tarafından dahi matematikçi ve astronom Nasreddin Tusi'ye yaptırılan rasathane, 400 bin ciltlik muhteşem bir kütüphaneye sahipti. Meşhur ilhani cetvelleri burada hazırlandı. Ulu Bey, hayatına vereceği yönü belki de bu tepeden gökyüzüne bakarken çizdi. Rasathanenin kalıntıları onda derin bir merak duygusu uyandırmış ve silinmez bir anı olarak belleğinde yer etmişti. Devlet yönetimiyle uğraşmak zorunda kalmasaydı, belki kendini daha çok bilimsel araştırmalara adayacak ve daha uzun bir ömür sürecekti. Ama elinde kudreti ve zenginliği tutmasaydı, bir rasathane yaptırıp yıldızları gözlemlemek fikri belki de bir çocukluk hayali olarak kalacaktı. Hocalarından biri, devrinin Eflatun'u olarak ünlenen Bursalı Kadızade-i Rumi, diğeri ise ondalık kesir sistemini keşfeden, aritmetikte virgülü kullanan ve astronomi konusunda tartışılmaz bir otorite olan Gıyasettin Cemşit el-Kaşi idi. İslam uygarlığının altın çağı olarak tarihlenen 8. 12. yüzyıllardan sonra ünlü tarihçi Braudel'in dediği gibi bu uygarlık sona ermemiştir. Sadece lider konumunu kaybetmiştir. Seyyahların, tarihçilerin, şairlerin adına övgüler düzdüğü Semerkant, 15. yüzyılda görkemli saray ve köşkleri, efsanevi bahçeleriyle dünyanın bütün zenginliğinin aktığı kentlerden biriydi. Yeryüzünün en parlak zekaları, en yaratıcı ustaları, en hünerli sanatkarları bu kentte toplanmıştı. Kimi kendi isteğiyle, kimi Timur'un zoruyla. Kurduğu şehir, gün ışığının duvarlarından süzüldüğü görkemli sarayları, abidevi yapıları ve büyük şölenlerin yapıldığı masal bahçeleriyle yüzyıllarca konuşuldu. Timur, 69 yaşında Çin seferine çıktığı sırada öldü. Torunu Ulu Bey'in fetihleri ise gökyüzüne, yıldızlara doğruydu. Ulu Bey mecbur kalmadığı sürece siyasi mücadelelerden ve savaşlardan özenle uzak durmaya çalıştı. Semerkant'a akan zenginliği medreseler ve bilimsel araştırmalar için harcadı. Dostluklarını zamanın alimleriyle kurdu. İnşa ettirdiği yapıların ilki, kapısında kadın erkek bütün Müslümanlara ilim tahsil etmenin farz olduğu hadisinin bulunduğu Buhara Medresesi'ydi. Semerkant'ta ise şehrin dışında 1417'de başlayıp 3 sene sonra biten medresenin başına Bursa'dan çıkıp gelen Kadızade-i Rumi atandı. Ulu Bey ise bu medresede dersler veriyor, bilimsel tartışmalara katılıyordu. İlim adamlarının en seçkinleri, en parlak zekaları Semerkant'ta toplanmış, matematik ve astronomi üzerinde çalışıyorlar. Biruni'nin Kanuni Mesudi adlı meşhur kitabı, Batlamyus'un Almagest'i çetin tartışmalara yol açıyor. Ve medresede oluşan bilimsel merak ve heyecanın bir ürünü olan ünlü Semerkant Rasathanesi'nin inşası sürüyor. 45 metre yüksekliğindeki bu 3 katlı yuvarlak yapı, mineli pişmiş tuğlalar ve geometrik motifler oluşturan Çini mozaiklerle kaplanmıştı.
rasathane tamamlandığında başına Gıyasettin Cemşit el-Kaşi getirildi. Babasına yazdığı mektupta asıl işin rasathane tamamlandığında başlayacağını söyleyen el-Kaşi, ne yazık ki verilen yoğun emek ve çabanın sonuçlarını göremeden 1429 yılının sonbaharında öldü. ...1437 yılında rasat çalışmaları sonuçlandığında ise Batlamyus'tan sonra ilim tarihinin ikinci büyük yıldız kataloğu tamamlanmış oldu. Yıldızların belli zamanlardaki yerlerini ve hallerini gösteren ve Ulube Zici yani yıldızlar cetveli olarak tanınan eser, 48 takım yıldızın içinde bulunan bütün yıldızların koordinatlarını veriyordu. O güne kadar yapılmış astronomik çalışmalardaki yanlışları düzelten ve eksikleri tamamlayan bu eser, ortaçağ astronomisinin son sözü olarak geçti tarihlere. Bundan sonra 17. yüzyıla, yani teleskobun astronomiye uygulanma dönemine kadar böylesine parlak bir atılım yaşanmayacaktır. Eser, Ulubey adına düzenlenmiş olsa bile tekil bir başarının ürünü değildir elbette, ne de bir tesadüfün sonucudur. Uzun ve zorlu bir sürecin, ortak çaba ve heyecanın, yıllar süren çalışmaların ve her biri alanında zirve olan zekaların ürünüdür. Semerkant büyük bir atılım yapmış ve bilimin meşalesini yüzyılları aydınlatacak kadar yükseğe çıkarmıştır. Timur Han'ın 5. Batı'ndan torunu olan Babür Şah Semerkand'a girdiğinde o meşhur bahçelerin eski görkeminden eser kalmamış olsa da imaretler, saraylar, medreseler ve Kühek Tepesi'nin eteğindeki ünlü Semerkand Rasathanesi yerli yerinde duruyordu. Bundan sonra her yüzyıla bir parçasını bırakacak, her tanığa zamanın yıkımından geriye kalan çehresini gösterecek ve sonunda toprağın altına çekilecektir. Rasathaneyi gün ışığına çıkarmak üzere ilk kazı 1908 yılında yapılmaya başlandı. Bugün Registan Meydanı'nın karşısında bulunan Semerkant Medresesi ise 18. yüzyılın başlarında tamamen boşalmış, hatta bir süre hububat ambarı olarak bile kullanılmıştı. Ama büyük coğrafi keşiflerin yapıldığı çağda denizcilerin çok değerli kılavuzlarından biri de Ulubey ve onun yıldızlar cetveli oldu. Onun batı bilim dünyasında tanınması ise 1650 yılında Londra'da yayınlanan bir makale ile başladı. Semerkant'ta yapılan çalışmalar yaklaşık 200 yıl sonra çeviriler yoluyla uygulama alanını batıda bulmuştu. Doğumuyla Mardin'i yakıp yıkılmaktan kurtardığı gibi eseriyle de insanlığın yol göstericilerinden biri oldu Ulubey. Alman gökbilimci Johann Hevelius'un eserlerinde kataloglarından söz edilen 5 astronom arasında yer aldı. Yine M.Ö. 2. yüzyıldan Hevelius'a yani 17. yüzyıla kadar tanınmış 11 astronomun temsili resimleri arasında Ulubey'i de görürüz. Ulubey'in Semerkant'taki huzur dolu günleri babasının ölümüne kadar tam 39 sene sürdü. Şahruh'un ölümüyle birlikte tahta çıkmak üzere Herat'a giden Ulubey'i bekleyense Mirzaların bağımsızlık talepleridir. Moğollar şöyle derdi: gökyüzünde bir tane güneş ve ay varken yeryüzünde nasıl iki tane olabilir? İşte her mirzanın güneş olmak iddiası bu topraklarda huzuru uzunca bir zaman için yok etmiştir. Timur zamanında bir ayaklanma olduğunda büyük emirin isyanı bastırmak üzere yola çıktığı haberi bile dehşet yaratmaya yetiyordu. Şahruh döneminde de bu tür karışıklıklar yaşandı ama onun ölümüyle beraber bölge çok daha büyük kavgalara ve paylaşım savaşlarına sahne oldu. Ve bunlardan en kanlısı Ulubey ile büyük oğlu arasında gerçekleşti.
Her insan, her baba gibi sultanların da zaafları vardır. Ulu Bey'in zaaflarından biri küçük oğlu Mirza Abdülaziz'e duyduğu sevgi, diğeri ise astrolojiye olan ilgisidir. Bir rivayete göre kendi falına bakmış ve oğlu Abdüllatif tarafından öldürüleceğini görmüştür. Bu yüzden de oğlunu yanından uzaklaştırmıştır. Abdüllatif Herat'ta dedesi Şahruh'un yanında büyümüştü. Abdülaziz ise Semerkant'ta. Türkolog Wilhelm Barthold, bu şımarık Mirza'nın 1449 yılında babasının mahvını sağlayan en önemli sebep olduğunu ve onun sorumsuz davranışlarını Ulu Bey'in bu oğluna karşı olan zaafıyla açıklamak gerektiğini söyler. Belki Abdüllatif de küçük kardeşi gibi babasının yanında büyümüş olsaydı, olaylar çok farklı seyredebilecekti. Tıpkı babası gibi ihtiraslı ve kabiliyetliydi Abdüllatif de. Astronomi, şiir ve tarihle ilgilenirdi. Devlet yönetiminde sorumluluk sahibiydi. Ama Ulu Bey'in yüreği Abdülaziz'e doğru akıyordu. O kadar ki büyük oğlunun yardımıyla Horasan'da düşmanlarını alt etmişken fetihnameleri Abdülaziz adına yazdırmıştı. Şahruh'un hazinelerinden Abdüllatif'e düşen payı da vermemişti. İşte bu tür tatsız olaylar baba oğul arasındaki soğukluğu büsbütün artırmıştı. Bir sonbahar gününde karşı karşıya geldiler. Ulu Bey oğluna yenildi. Semerkant kalesine sığınmak istediyse de kale komutanı ona kapıları açmadı. Şahruhiye'de de durum farklı olmadı. Bunun üzerine Ulu Bey kendi arzusuyla oğluna teslim oldu. Bütün yetkilerini kaybeden hükümdar, oğlundan hacca gitmek üzere izin istedi. Hac kafilesi Semerkant'tan akşama doğru ayrıldı. Ancak bir haberci arkalarından yetişerek hazırlıkların gereği gibi yapılmadığını, onun şanına ve şöhretine uygun bir uğurlama yapılması için civar bir köyde konaklanacağı haberini iletti. Hava kurşun gibi ağırlaşmış, köyde onları neyin beklediğini başta Ulu Bey olmak üzere herkes anlamıştır. Orada elinde kılıçla sabırsızca bekleyen cellat, daha önce Ulu Bey tarafından öldürülen bir adamın oğludur. Elleri arkasına iple bağlanan Ulu Bey, bir kılıç darbesiyle yere serildi. Onun canına kıyanlar, acem yazarlarının tabiriyle, Eflatun'un bilgisi ve Feridun'un haşmetini taşıyan bir bilgeyi öldürdüklerinin farkında bile değillerdi. Şuara tezkireleri tarih düştü ölümüne. İlmin ve aklın denizi, dünya ve dinin desteği olan Ulu Bey'in Abbas tarafından şehit edilmesi üzerine şu meşhur beyit yazıldı. Babasını öldüren padişahlığa yakışmaz. Eğer padişah olursa bile 6 aydan fazla saltanat süremez. Abdüllatif, Babür Şah'ın ifadesiyle 3-5 günlük fani dünya için öyle danışment ve ihtiyar babasını şehit etmişti. Ulu Bey'in naaşı Timur tarafından Semerkant'ta inşa edilmiş olan anıt kabirde 1941'de keşfedildi. Şehit mertebesinde görülüp elbiseleriyle gömülmüştü.
Timur büyük bir cengaver, Ulu Bey büyük bir astronom olarak geçerken tarihlere, Abdüllatif'in payına düşen baba katilliği oldu. Bir yıl sonra Ulu Bey'in adamları tarafından öldürülmesi ise baba katiline padişahlık nasip olmaz denilerek olağan karşılandı. Aradan yüzyıllar geçti ve 15. yüzyılın astronomu unvanını aldı Ulu Bey. Ay'ın görünen yüzeyindeki kraterlerden birine onun adı verildi. Dedesi Timur, yeryüzünü kılıcıyla fete koyulmuş ve ölüm onu durduruncaya dek yürümüştü. Ulu Bey de kalemiyle gökyüzünü fete koyuldu ve ölüm onu durduruncaya dek yürüdü. Ama Ulu Bey'in fethettiği genişlik, dedesinin fethettiğinden çok daha sınırsız ve uzun ömürlüydü. Yıldız cetvellerinin giriş bölümünde bıraktığımız izler ne olduğumuzu gösterir yazılıydı. Semerkant'taki bir rasathaneden esrarlı gökyüzüne doğru bir yürüyüş başlatmış ve ardında yıldız tozundan ayak izleri bırakmıştı.